gökdelenler tepeye yapılıyor. O İstanbul silüetini bozmuyormuş. Tabii. Evet. Her yerde mantar gibi bitti gökdelenler. Tabii. Değil mi? Bunlar bozmuyormuş. Efendim. Başka binalar, başka tesisler bozmuyormuş. Cami bozuyormuş. İstanbul'a süsünü veren o kubbelerdir, o minarelerdir. İstanbul'un en tatlı silüeti onlarda oluşuyor. Tabii. Uzaktan çekimlerde nefis bir görünüm oluyor. Değil mi? Güneş batarken, doğarken bütün resimler var. Ve seçilen yerde çok mükemmel, gayet güzel, yeşillik alan, çok yakışır. Bağlık, bahçelikte etrafı yapıldı mı, muhteşem olacak. Camiyi gören, tabii ki Allah'ı hatırlamış olacak. O ihtişamı görmek, o güzelliği Osmanlı sanatıyla, ha, ama dersen ki böyle hani bozuk bir bina şeklinde yapılırsa bu olmaz tabii. Osmanlı mimarisi mesela Sultanahmet modelinde, mesela Sultanahmet Camii modelinde yahut diğer Osmanlı camileri gibi olursa ve içi dışı tam anlamıyla sanatlı dizayn olursa nefis olur. Ama beton yığın olarak yapılırsa olmaz tabii. O zaman hiç yapmasınlar. Ama mesela kubbesi ayrı sanatlı, içi ayrı sanatlı olursa, değil mi? Osmanlı sanatının güzelliklerini yaparsa olur. Ne kadar güzel İstanbul'da öyle bir camin olmaz. Ne kadar iç açıcı, ne kadar ferahlatıcı, etrafı güzel. Değil mi? Bağlık, bahçelik olduğunda. Hatta kubbesi altın kaplama da yapılabilir. Cayır cayır İstanbul'a muhteşem bir görünüm verir. Çok sanatlı, çok şahane bir bina yapılabilir. Değil mi? Dışı böyle güzel Osmanlı süslemeleriyle dizayn edilirse, içi de öyle Osmanlı'nın güzel süslemeleriyle dizayn olsa, mesela bütün ahşap kısımlar, Edirne kari falan, nefis bir şey olur. Bayağı güzel olur. Tabii ki oraya gelen müminler güzel bir görüntüyle karşılaşsın. Değil mi? Güzel bir ihtişam. Pencerede mesela çok büyük olsun, geniş geniş, ferah ferah her yeri görebilsin. Ondan sonra bilmiyorum projeye nasıl yapıyorlar ama çok hoş bir model olursa gayet güzel olur. İnşallah. İnşallah.